Çocuklar merhaba. Selim hocam, bir haber var mı? Yok. Belli ki akşam evde kalmışlar. Sabah da erkenden çıkıp gitmişler. Çocuklar, siz iyice bir düşünün. Herhangi bir yere gideceklerini söylediler mi? Aslında dün de biraz garip davranmışlardı. Aha! İpucu geliyor. Şimdi bize hatırladığın her şeyi anlat Zeynep. Ama işe yarar mı bilmiyorum. Sen anlat, ben hepsini birleştiririm. Dedektiflik ruhumla dinlemedeyim. Bir sıkıntınız varsa konuşmaya hazırım. Yok bir şey. Bizi düşündüğün için teşekkürler. Psikoloğu tekrar aradınız mı? Gerek yok artık. Biz kendimiz halledeceğiz. Ya o an garip gelmemişti. Biz kendimiz halledeceğiz. Demesi tuhaf değil mi? Tuhaf mı? Elbette tuhaf. Bilge normalde biz kendimiz halledeceğiz. İnşallah amin derdi. Halledeceğiz derken neyi kastetti acaba? Bu biraz özel bir konu. Söyleyemem. Biz zaten burada özel bir konuyu konuşuyoruz. Genel mi konuşuyoruz sanki? Bize de söyleyeceksin Zeynep. Söyleyemem. O zaman ilk şüphelimiz Zeynep. Aa. O neden? Gerçek bir suçlu gibi davrandın çünkü. Hangi konu hakkında konuşuyordunuz? Bunu bize söylemedin. Tonguç, belli ki özel bir konu konuşmuşlar. Sırlarını paylaşmak istemiyor Zeynep. Yine de aklıma yazdım seni Zeynep. Bunu bil. Benden mi şüpheleniyorsun yani? Vallahi anam olsa ondan da şüphelenirim. İpuçları yalan söylemez. Aslında dün ben de biraz garip konuştuklarını hatırlıyorum. Aha! Hocam ikinci şüpheli. Tonguç, izin ver de Yiğit Efe ne hatırlıyorsa anlatsın. Akşam öğreneceksin Bilgin. Bu akşam artık halledeceğiz. Ama şimdi kimseye söylemeyelim. Sonra bizi durdurmaya kalkmasınlar. Ne oldu? Yok bir şey. Drone'u iyi ki yapmışız diyorduk. Yarın gidelim madem. Biz gelemeyiz. Bilgin'le işimiz var. Ne işiniz var? Ne işimiz var? Burada olmayacağız. Tamam. Belli ki bir yere gitmeyi planlamışlar. Ama neden kimseye söylemediler? Aslında ben bir şeyler tahmin ediyorum. Uf, ya nereye sakladın arkadaşlarını? İtiraf et artık Zeynep. Ama nereye gittiklerini değil. Yani neden gittiklerini tahmin ediyorum. Bize söylemek istemediğin özel durumumuzdan mı? Peki tamam, bir düşünelim. Nereye gitmiş olabilirler? Yani ailesi burada hiçbir akrabalarının olmadığını söylüyor. O zaman yeni hedefimiz nereye gittiklerini bulmak. Bunun için de onlar gibi düşüneceğiz. Hoş geldiniz çocuklar. Şahin kusura bakma, seni de evde bıraktık. Sorun değil hocam ya. Neredeymiş Bilgin'le Bilge? Buldum. Onların nereye gittiklerini tahmin etmeyeceğiz. Nasıl yani? Onlar gibi olacağız. Şimdi siz artık Şahin ve Müge değil, Bilgin'le Bilge'siniz. Söyleyin bakalım. Neyi? Nasılsınız? Aman iyilik sağlık işte, ne olsun. Hayır, iyi değilsiniz. O neden? Ay, hırkam yakışmadı. Ama ben dedim tarzlarımız farklı, bana yakışmaz bu çiçekli hırkalar diye. Onu demiyoruz. Dün görüştüğümüzde ikisinin de canı sıkkındı biraz. Tamam mı? Sıktınız mı canınızı? Tamam. Şimdi cevap verin. Nasılsınız? Canımız sıkkın. Ya sen nasılsın Bilge? Ha, ben... Benim de canım sıkkın. Peki tamam. Evden kimseye haber vermeden çıkıp gittiniz diyelim. Tamam. Öyle diyelim. Peki. Söyleyin bakalım. Nereye gideceksiniz? Mahzene. Şahin ve Müge arkadaşlarımızı almadığımız mahzene gittik. Şahsen Bilgin olarak benim içim kan ağlıyor.
O koca yürekli arkadaşlarımızı Mahsen'e almamak gerçekten çok büyük bir hataydı. Tabii ya. Mahsen'e bakmayı nasıl unuttuk biz? Ya bunların bile düşündüğü şeyi biz nasıl düşünemedik? Bile derken? Şşş, Tongulaylay. Bize hakaret edilmedi inşallah. Amin. Ay, rolden çıkamadım. Çocuklar, arkadaşlarınız haklı. Önce bir Mahsen'e bakmanız gerekiyor. Ben de gideyim bir ailesiyle görüşeyim. Kim bilir ne halledirler şimdi. Tamam hocam. Ben de şu hırkayı çıkartayım artık. Yeni sezon olmayan bir kıyafetle ilk defa bu kadar uzun zaman durdum. Rezalet. Bize her şey yakışır Kuzi. Dalgalı saçlarımın olduğu kadar kıvırcık saçlarımla da sahada rüzgar gibi estim.